Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yürüyün. Zonguldak'a giriş nedeniz? Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın, tüm Türkiye Ekoda ve Borsalarımızın genel sekreterlerini bu muhteşem tesiste misafir etmek istedik. Biz de bununla fırsatlar istifade eğitim toplantısı yapmak istedik. Ben kendisini tutuyorum Salih Başkanım. Böyle Zonguldak'a güzel bir eser kazandığım için. Zonguldak'ın en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Özellikle gelip gitmeli ve turizm noktasında modern tesise ihtiyacı vardı Zonguldak. Bu giderilmiş bir anlamda. Kendisini kutluyorum. Zaten Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Türkiye'nin özellikle önümüzdeki dönemdeki hedeflerine ulaşması noktasında başarılı çalışmalar yapıyor. Kendisini kutluyorum. Efendim, Mısır'da yaşanan kaotik ortamın orada yatırım yapan iş adamlarına ya da yatırım iş adamlarına etkisi ne olacak? Bunu da herhalde özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Özel sektör olarak bizler, Türk özel sektör olarak darbeleri kabul edebilmemiz mümkün değildir. Ama Türk özel sektörünün özellikle yurt dışındaki yatırımlar açısından baktığımız zaman en önemli yatırımlarından bir olduğu ülkelerden bir tanesi Mısır. Bu çerçevede Mısır halkının geçen 2,5 sene önce de şu anda gösterdikleri Türk özel sektöründe Türk yatırımcılara büyük bir sempati var. Bu açıdan bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Zaten halkla, Türk halkıyla Mısır halkı bir bütünleşmiştir. Bu kapsamda sıkıntımız yok. Ama yine DEİK, Türk-Mısır İş Konseyi kapsamında çalışmalarını yürütüyorlar arkadaşlar. Etkileri var mıdır diye. Ama şu ana kadar iletilmiş bir şey yok ama tedirgin olmaya gerek olacağını hissetmiyorum ama esas yöntem açısından baktığımız zaman darbeleri tasvip edememiz mümkün değildir. Efendim bugünkü bir PPT'de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir parti kuracağınız iddiası var. Bununla ilgili çok bir anlamı yayınlamaz. Sizden de görüş olabilir miyim? Bu konuda gerekli açıklama yaptık diyorsunuz. Aslı olmayan, gerçek dışı haberleri kesinlikle yalanladık. Yani gerçek dışı olmayan bir haber. Özellikle Türkiye Odağı Borsa Birliği tek bir amacı var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırılmasında Türk özel sektörü olarak üzerimize düşeni yapmak. Bunun dışında başka hiçbir şeye biz odaklanmıyoruz. Onun dışında milletin özellikle arasına tefrika sokmaya yönelik yapılan şeyleri tamamıyla kasıtlı buluyorum, yanlış buluyorum. Ve özellikle Türkiye'nin hedeflerine ulaşma noktasında Türkiye'nin önüne set çekilmek isteniyor. Özellikle demokrasi dışı yollarla bu tip haberler yapılarak Türkiye'ye hedeflerine ulaşmakta engel yapılmak isteniyor. Bunu da kesinlikle kınıyoruz. Efendim tamam. Sizler olarak gelecekte herhangi bir başka bir siyasi... Ben Türkiye Odağı Borsa Birliği Başkanıyım. Türkiye Odağı Borsa Birliği Başkanı olduğum sürece kesinlikle bunu defaatlerce söyledim. 2001'den bu tarafa söylüyorum. Kesinlikle bir siyasi işin içinde olmak kadar yanlış bir şey olmaz. Bizim tek bir siyasetimiz var, ekonomi siyaseti. Bu ekonomi siyasetimiz de şu, Türkiye'nin 2023 hedefleri nedir? Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Burada da en büyük vazife Türk özel sektörüne düşüyor. Nedir? 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Bugüne göre 76 milyonun 2,5 misli daha zengin olduğu bir Türkiye. Buradaki görev de bize düşüyor. Eğer hizmetse bundan daha iyi bir büyük hizmet olabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkanım. Arkadaşlar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tamam arkadaşlar teşekkürler. Bölümü aile içi toplantı. O yüzden sizleri dışarı davet ediyorum.